Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle sosyal medya yasası nedir, sosyal medya yasağı nedir, sosyal medya kapanıyor mu? Bunun dışında sosyal medya yasası ile birlikte bizleri neler bekliyor? Arkadaşlar eğer ki bu video sizin de hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa hemen yorumlar kısmında bizlere sorabilirsiniz. Biz de sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde sosyal medya düzene sokulmalı demesiyle süreç başlamıştı. Buna sebep olan ise Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak'ın doğum haberine yapılan terbiyesiz yorumlardı. Peki bardağı taşıran son damla bu muydu? Zira geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı YouTube üzerinde bir canlı yayın açmış. Canlı yayında olumsuz yorumlar yapılmış, olumsuz yorumların dışında bir de dislike rekoru kırılmıştı. Z kuşağı dediğimiz kitle tarafından. Muhalif görüşe göre yasanın çıkmasında en etkili neden bu iken Cumhurbaşkanı tarafından ise şu açıklama yapıldı. İnternet ortamında işlenen suçların önüne geçmek. Az sonra açıklayacağımız birkaç maddede şunları göreceksiniz. İnternet ortamında işlenen suçların önüne geçmek gerçekten bu maddelerde bulunuyor. Bunun dışında Türkiye vatandaşlarının haklarını korumak, yine bunun dışında Türkiye vatandaşlarının sosyal medya mecralarıyla daha rahat bir şekilde iletişimini sağlamaktır. Dün sabah saatlerine kadar sosyal medya teklifi için Türkiye Büyük Millet Meclisi mesai yaptı ve sosyal medya yasası kabul edildi. Peki yasa ile birlikte bizleri neler mi bekliyor? İşte o maddeler ve tek tek neyin ne olduğunu anlayalım. 1. Sosyal medya ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya sağlayıcısına para cezası kesilecektir. Bu para cezası sosyal medya ağ sağlayıcısına nasıl bildirilecektir? Eğer ki Türkiye'de bir temsilcisi yoksa sosyal medyanın Bilişim Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından para cezası bildirilecektir. Parasını ödemeyen sosyal ağ sağlayıcısına farklı yaptırımlar uygulanacaktır. 2. Kamu çalışanlarının yerli uygulamaları kullanmaları zorunlu hale getirildi. WhatsApp, Twitter gibi uygulamalar yerine ULAK gibi yerli uygulamaları kullanmaları zorunlu hale getirildi. Zira bazen bazı evraklar oluyor, işte devlete ait, devlet sırlarını taşıyan veya devlete özel olan PDF'ler, evraklar oluyor. Bunları WhatsApp yerine yerli uygulamaların kullanılması daha uygun görüldü. Bence de mantıklı bir adım olmuş. 3. Suç oluşturulan içeriğin çıkarılması için ağ sağlayıcılarına bildirilecek gönderinin kaldırılması sağlanacaktır. Aksi takdirde erişim engeli sağlanacaktır. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazen bazı tweetler oluyordu ve bunu Twitter'a bildirmek için işte Bilişim Kurumu'na bildirip Bilişim Kurumu da Twitter yöneticilerine bildirmek zorunda kalıyordum. Eğer ki Türkiye'de bir temsilci bulunursa direkt Türkiye'deki temsilciye o gönderinin kaldırılması için iletişime geçilecek ve iletişim daha kolay olacaktır. Eğer ki bir sıkıntı yaratırlarsa erişim engeli ondan sonra olacaktır. Yani daha zorlaşıyor erişim engeli. Amaç hemen birebir iletişim kurmaktır. 4. Türkiye'deki sorumluluklarını yerine getirmeyen sosyal medya platformlarından Cumhurbaşkanı tarafından 100 bin ve 1 milyon TL arasında ceza verilebilecektir. 5. Türkiye'de erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformları Türkiye'de temsilci bulunduracak. 6. Kişilerin sosyal ağ sağlayıcılarına başvurması halinde 48 saat içerisinde geri dönüş sağlanmak zorunda kalacak sosyal medya mecraları. 7. Temsilci belirleme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 10 milyon ceza parası kesilecek. Yine de bu işlemi gerçekleştirmeyen sosyal mecralara 30 gün içerisinde
farklı bir ceza parası kesilecektir. Bunu da yerine getirmeyenler içinse kısıtlamalara göz yummuş olacaklar. Peki bunların hepsine bir çözüm getirdik. Hepsini tek tek açıkladık. Umarım siz de anlamışsınızdır maddeleri. Şunu açıklayalım. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya mecralarına erişim yasağı gelecek mi? Şu anda sadece kamu çalışanları için WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar yerine yerli uygulamalar yasağı geldi. Bunun dışında diğer sosyal medya platformları saydığımız yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde onlar için de kısıtlamalar kaçınılmaz olacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok maddede bizim yararımıza uygulamaların olduğunu görüyoruz. Ama şunu da düşünmüyor değilim. İşte YouTube neden Türkiye'de bir temsilciyi bulundursun? Zira bulundurmayacaksa bir erişim yasağına mı maruz kalacak? Bizleri YouTube'dan mahrum mu bırakacaklar diye de düşünmüyor değilim. Siz de kendi yorumlarınızı, kendi düşüncelerinizi hemen alt kısımda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyelim. Gördüğünüz gibi bir erişim yasağı şu anda bulunmamakta ama ileride olabilir. Bir ay sonra veya iki ay sonra bir erişim yasağı olabilir. Bugünlük de bu kadar dediğimiz gibi kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.